felsefesinden çıkmış sınav sorularına bakalım. Soru diyor ki: Vicdan, insanın kendi davranışlarının ahlakça değerli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olan bir hakemdir. Bu yeti sayesinde insan yapıp ettiklerinin toplumda var olan değerlere uygunluğu açısından yargıya varır. Bu görüşe göre vicdan, aşağıdakilerden hangisi konusunda yargıya varılmasına yardımcı olur? Biz eğer vicdanın Ahlak felsefesiyle ilgili bir terim olduğunu bilirsek hemen bu soruyu şöyle çözebiliriz. Bakarız, iyi veya kötü eylem, evet vicdan tamamen iyi veya kötü eylemlerle alakalı bir kavramdır. Cevabımız D seçeneği olacak. Faydacı ahlak anlayışına göre en çok sayıda insana, en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem ahlaki bakımdan doğru eylemdir. Dolayısıyla bir eylemi doğru veya yanlış olarak değerlendirmek için öncelikle o eylemin ilgili kişilerin tümüne sağladığı hazlara ve getirdiği acılara bakmak gerekir. Bu parçaya göre faydacı ahlak anlayışı bir eylemin ahlaki bakımdan doğru olup olmadığını değerlendirirken hangi ölçütü kullanır? Eylemin sonuçları. Evet eylemde bulunan kişinin nitelikleri. Hayır, nitelikle ilgili bir şey söylemedi. Eylemin hangi koşullarda gerçekleştiği, toplumun eylemi bulunan kişiye karşı tutumunu, eylemin hangi amaçla yapıldığını. Şimdi faydacı ahlak anlayışı diyormuş ki en çok insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem. Biz bunu mutluluk sağlayan eylem olduğunu nereden biliyoruz? İlgili kişilerin tümüne sağladığı hazlar ve getirdiği acılar. Bunları nereden anlayabiliriz? Eylemin sonuçlarından. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Yaptığımız her eylem dünyamızı şekillendirir. Her eylemimizle aslında ne istediğimize, dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine ilişkin zihinsel tasarılarımızı ortaya koyarız yaptığımız her eylem insan olmaya ilişkin bir değeri korur veya o değere zarar verir. Örneğin yoksul birine yardım ederken aslında yaptığımız Herkes muhtaç durumdaki kişilere yardım etmelidir demektir. Bunu dünyanın her yeri ve herkes için her durumda talep ederiz. Tersine, eğer hırsızlık yapıyorsak veya herhangi bir tür hırsızlığa göz yumuyorsak, bu hırsızlık yapmak iyi bir şeydir ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kimse hırsızlık yapabilir demektir. Bu durumda artık hırsızlık kötüdür deme olanağımız ortadan kalkar. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir? Şimdi neyi anlattı yukarıda? Dedi ki: Herkes muhtaç durumdaki kişilere yardım etmelidir demenin yollarından bir tanesi de yoksul birisine yardım etmek ya da eğer ben hırsızlık yapıyorsam demektir ki bu hırsızlık yapılabilir. Yani söylediği şey ne? İnsan eylemlerinden sorumludur. Evet hemen karşımıza çıktı. Diğerlerine bakalım. Eylemlerimiz bizi mutluluğa götürmelidir. Mutlulukla ilgili bir şey yok paragrafta. Eylemin değeri bireye sağladığı faydayla ölçülür. Aksine tam tersi bir şeyden bahsediyor. Hukuk kuralları ahlak kurallarına uygun olmalıdır. Hukukla ilgili hiçbir şey görmedik. İyi ve kötü göreceli kavramlar olduğu için bunlar hakkında yargıya varmak güçtür. Hayır tam olarak da bir yargıya varmış. Dolayısıyla insan eylemlerinden sorumludur bizim doğru cevabımız. Acı çekenlere acımak insanca bir şeydir. Herkese yaraşır acımak ve herkes acımasını bilmelidir. Yarası olanlarla duygu ortaklığı gerçekten ahlaki bir yaklaşımdır. Bunları söyleyen kişiye göre ahlaki eylemin amacı hangisidir? Acı çekenlere acımak insanca bir şeydir. Herkese yaraşır acımak ve herkes acımasını bilmelidir. Yarası olanlarla duygu ortaklığı gerçekten ahlaki bir yaklaşımdır. Bakalım. Doğru bilgiye ulaşma. Hayır. Yarar elde etme. Ödevini yerine getirme mutluluğa ulaşma. Bunlar ahlak felsefesinde ahlaki eylem nedir ya da amacı nedir diye sorulan sorulara verilen cevaplar olabilir. Fakat bize burada anlatılan şey başkalarını anlamadır. Çok da basit bir sorudur. Cevabımız E'dir. Müzik